Tam dayımdan bahsederken videonun süresi bitmiş. Tabii ki biz fakir insanlar olduğumuz için diyormuşum. Lafın gelişi. Süre sıkıntısı olan bir video ile amatör bir çekim deniyoruz öncelikle. Dur bakalım nereden olacak. Neyse. O bu değil de şunu diyecektim. 10 yılı bir ortağıyla bir şirket sahibi olan Demirel dayım. Demirel Arık. İş yerine gidiyor. İş yerine de giderken iş yerine o Polonyalı ortağı da işte kendi arabasıyla gidiyor. İşte patronların park ettiği bir yer var. İki tane patron olduğu için sahi orada işte şey yapıyorlar. Adam işte aldığı Mercedes arabasını falan park ediyor orada. Almanya'da zaten Mercedesler. Almanya'da Mercedes yani zaten patron adam da onu alır da iyisini alır. Yıl 96. 96 yılında 320'ler falan o zamanlar güzel iyi arabalar ve gri renkli süper ve metalik gri muhteşem bir 320'si var BMW Demir dayım Ford Ka'yı park ediyor. Ford Ka ile gelmiş işi. Ya diyor sen aldın ne oldu? Araba nerede ya diyor. Yeni BMW aldın sen ya 320 almıştın ne oldu falan arabaya diyor. Araba yengem. Yengem dayım da diyor ki yengem işte eşim çocuklarla beraber işte arabayla takılıyor diyor. Geziyor diyor. Adamın umurunda değil. Ya adam şirket sahibi. Çalışanından çok daha normal bir arabayla geliyor iş yerine ve patron yerini fark ediyor umurunda değil. Entelektüelite böyle 3-4 nesil atlamayı gerektirmiyor demek ki. Yani köyden çıkmış bir adamın, bir köylünün diyeyim, benim dedemin, annemin babasının, Hacı Ömer Arık'ın oğlu Demirel Arık, Almanya'da okuyup, Almanya'da yüksek mühendis olup, yüksek elektrik elektronik mühendisi olup, bir de mikro mühendislik seviyesinde bir adam olup, o adamın şirket sahibi olup, işe giderken kullandığı arabanın sadece ki Ford Ka o zaman ilk kez çıkıyordu. Yeni küçük, ne enteresan tipi bile güzel olmayan bir enteresan araba. Ford Ka ile işe gidebilecek kadar kendine güvenli, özgüvenli, rahat, relax bir adam olması. Üç nesil okumaya gerek yok demek ki bunun için aslında entelektüel için. O da enteresan bir durum. Onu da demek istedim. Gerçi bu sadece öylesine bir şeydi. Şimdi dayımın adı geçiyor. Yengemin adı geçti. Şirketin adını geçmedi mi falan. Başka şeyler de olur mu? Bilmiyorum, reklam olur mu? Başka bir şey falan. Ama kıssadan hisse. Gerçi bu üstten yaşayanlar Demirel Arı'yı çoğu iyi bilirler. Demirel dayım da mükemmel de bir insandır. Bizim siyasi görüşümüzdü. Başka şeylerde, şunlarda, bunlarda, ilerleyen mevzularda hayatın hikayesinde, hayat hikayesinde nelerin nasıl geçtiği, siyasi görüşlerin hepsinin aslında bir illüzyondan ibaret olabileceği ya da başka şeyler olabileceği noktasına gideceğiz. Hatta farklı şeylerde çok daha derinlemesine gitmek gerekebiliyor. Yani ben de çok farklı durumlardan geçmiş bir insanım. Mehmet Ağar. Tansu Çiller'den sonra DYP Genel Başkanı olmuştu muhtemelen ilk yıllarda. Mehmet Ağar'ın kendi el yazısıyla artık ne kadar doğrusu bilemiyorum da bana yazılmış tebrik mektubu vardı. Düşün. Üniversite öğrencileri şimdi neler yapıyorlar Allah bilir. ÖSYM'de derece yapan ya da başka bir şey. Gerçi şimdi çok bir şey yapmıyorlar çünkü artık okuyan önemli değil. Bilmiyorum belki de benim okuduğum ya da kazandığım dereceden dolayı değil de gittiğim bölümden olabilir. Ama artık bölümle de çok alakası yok. Ya bunlar aslında çok uzun hikayeler. Hepsini anlatmak gerekebilir. Yani bölüm derken para kazandıran bölüm. Yani şu anda çok zengin olan insanların kazandığı bölümlerin günümüzde pek bir anlamı var mı? Bunları bir de konuşmak lazım. Geç kazanmak artık ne kadar önemli o da enteresan. Bill Gates amcamıza sormuşlar. Sayın Gates, üniversiteyi yarım bırakıp şirket kurdunuz. Şimdi de çok zengin bir insansınız. Şirketinizde milyon dolarlar kazandırdı. Hatta ülkenin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Peki siz üniversiteyi bırakıp şirket kurduğunuzda sizinle beraber o anda okulda okuyup belki de çok daha sizden başarılı olan insanlar ne yapıyorlar diye biliyor musunuz diye sorduklarında ne demiş? Biliyorsunuz bilgisinden bölüm okuduğunu falan. Şimdi onu söyleyeyim. Gerek var mı? Adam bilgisayar. Yani neredeyse Windows yazılımı ve bilgisayar üzerine bir yapmış bir adam. E o zaman.
Herifin de okuduğu bölümde. O zaman bilgisayar mühendisliği de bir şey zaten. Çok bilgisayar zaten yeni çıkmış enteresan. Elektrik, elektronik biraz daha yandılı, biraz gelişmişi farklı enteresan bir bölüm. Yani zaten mekatronik falan nasıl fırladıysa o da aslında o zamanlar öyle değil tabii. Elektrik, elektronik şey. Ama bilgisayar tabii yazılım ya da bir şeyler falan daha çıkmış bir bölüm olarak. Şu an hepsi bende, şu an hepsi benim şirketimde çalışıyor demiş adam. Enteresan. Herkes böyle olacak diye bir şey yok tabii ama bu da bir hikaye. Dünya çapında büyük şirket sahibi insanların ve çok büyük başarıya ulaşmış insanların yaşam hikayelerini, başarı hikayelerini okuyun derler hep. Okuyun bakın neler göreceksiniz ya da size neler verecek ya da ufkunuza yana neler yapacak size. Ne ilhamlar ya ilhamı da geçtim. Yani neler öğretecek, ne hikayeler var bilin çocuklar derlerdi bize hep. ODTÜ'deyken. Okuyun, bilin, araştırın ve insanlardan ilham alın, ona göre hareket edin derlerdi. Gerçi ODTÜ'nün ne kadar reputasyonu kaldı onu da bilmiyorum. Reputasyon derken işte ün falan şimdi. Reputation diyeceğim. Reputasyon ne diyorsun lan falan diyecekler. Türkçe konuş lan diyecekler. Ya ün de, ün de öyle bir değil yani. Devam eden süreklilik hali anlamındaki bir ün anlamında. Reputation, repeat falan. Yani orada gibi. O kadar da İngiliz filolojisine girmeyeyim yani. Girebilirim de girmeyeyim. O kadar girmeyeyim. Yani ben ODTÜ inşaatı kazandığımda ODTÜ inşaat dünyada 5. sıradaydı. Şimdi ülkede bile 5 belki zor. Artık yani Gazi İnşaat bile belki de geçmiştir. Ne bileyim, bilmiyorum, 2019 oldu. Ama kaç yıl geçmiş? 18 yıl geçecek neredeyse. Yaşım ortaya çıkacak ama. Önemli değil. Zaten ODTÜ İnşaat, Özgür Yamanlar'da, işte Güney Hocalar'la, bölüm başkanı Güney Hoca, bilmiyorum ODTÜ İnşaat'ta yıllarda okuyan çocuklar herkes de bilir. Gerilemenin de gerilemesine gitti. Dibine vurdu. Kemal Hoca, Kemal Önder Çetin, Kemal Önder Çetin değil soy ismi. Yani neydi? Kemal Önder Hoca. Biraz araştırma, biraz daha ciddi bakmam lazım bu işlere. Şu anda rastgele sohbet mevzusu gibi konuşuyorum da ismimi yine aklıma geçiyorum da. Kemal Hoca süperdi. Kemal Önder Hoca da vardı ama Kemal Önder Hoca hem aynı zamanda Kemal Hoca iki isme yakın olduğu için bilemiyorum. Biri bölüm başkan yardımcısıydı, bir tanesi sadece bir asistandı. Araştırma görevlisi daha doğrusu. Asistan da değil. İkisi de müthiş insandı. Zaten Kemal isminde bir şey var. Kemal ismini taşıyan insanlar bir acayip olur. Bir enteresan insanlar oluyorlar. İkisi de süperdi. İkisini de anlatırım. Hattu'daki maceralarımı da anlatırım. Neler yaşadık, neler yaşamadık. Onlar da enteresan. Ki hatta o yıllarda ODTÜ'de okuyan öğrenciler de beni hatırlamıştır. Biraz da hayalet öğrenciyim. Gerçi şu anda Erciyes tıpta bile belki onu da hayal ettim. Ya ben bilmiyorum ya ben toplayacağım ama. Kendimi değil de hayatı toplayacağım. Neyse. Şimdilik arkadaşlar benim saçmalamalarım aslında. Özetle. Anlayana sivrisinek saz. Anlayamana. Anlayamayana. Tüm cümleyi de kurmadım. Anlamayana davulunu az demişler. Değil mi? Hiçbir şekilde şu anda montaj yapmıyorum. Bir şey uygulamıyorum. Salt konuşma çevirme ve samimiyetim ve normal halimle sizinle konuşmaya çalışıyorum. Yaptığım şeylerde hatalarım varsa kusura bakmayın affola. Ama mümkün olduğunca hatam olmadan da konuşmaya çalışıyorum. Ve şu anda kulaklık bile takmadım. Stüdyo falan da değil. Gördüğünüz sadece bir oda. Standart şeyler. Dur bakalım bunların hepsi amatör ama bunlar da belki de ileride önemli olur. Kim bilir? Hoşça kalın.